Ardahanlı gelinimiz oldukça samimi bir sofra hazırlamış. Yer sofrası kursa da şıklığından da ödün vermeyen Çiçek Hanım birbirinden leziz yöresel yemekler yapmış. Kazın tadına bakmak için sabırsızlanıyor ve sözü hanımlara bırakıyorum. Ürünlerime hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden size afiyet olsun diyorum. Ederiz. Uğraştım, çabaladım sabahlara kadar uyumadan. Ay, tam tamına 20 sana. Çeşit yaptım. Oh maşallah, ellerin kollarını dert görmesin. Bir sayalım mı 20 çeşit var mı? Vallahi ben merak ediyorum. Tamam sayıyorum. Onlar utanmıyorlar, sayıyorlar. Sayacağım, hiç çok eşitli gerçekten. Say o zaman hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 tanesi zaten kek. 18'de. 18. Hadi şunu iki çeşit 18. Hemen sayayım bir de. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçeceği de sayıyorsun. Evet, elemeyi ama. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha Filavlu şeyi de saydı. Tabii yani. Yok çiçili de saydı ondan. Tabii onu saydım. Onu da yani. O da bir çeşit nihayetinde. 20 çeşit hazırlamış sofrayı, çok fazla, gereksiz fazla. Gerek yoktu yani bu kadar çeşit yapmasına. Daha güzel, daha öz yapabilirdi. Gerek yoktu yani 20 çeşit olmasına. Vallahi harika bir yöre sofrası. Kars evet. Ardahan'dan evet. Bize kaz gelmiş yahu. Evet, aynen öyle. Size bugün... Bizim için mi? Evet, sizin için kar yemiş bir kaz. Karı görmüş bir kaz. Görmüş bir kaz, aynen. Süper, onun tadına bakacağız. Şimdi önceki bir sunumum var, yapmak istiyorum eğer uygun görürseniz. Tabii, ne demek, size. Ne demek? Yoğurdu sarımsaklı mı alırsınız, sarımsaksız mı alırsınız? Önce onu söyleyeyim. Neyi, neyi? Yoğurdu. Hengel için. Hengel. Fark etmez, kızlar nasıl ben sever? Ben sarımsaksız, aynen. Sarımsaksız. O zaman şöyle bir geçeyim şuraya. Tamam. Beni almayayım çünkü benim bu evde aşırı uykum geldi. Ne geldi? Çok uykum geldi benim bu evde. Duygucuğum senin için çekilmiş canım, ondan uykum geliyor. Dilersen boş bir odan var. Git orada da uyu. Rahat ettin belki de. İnsan rahat ettiği bir yerde sıcak yok. Rahat. Stres yok, sinir yok. Ondan senin böyle mayıştın bence. Olmasın da. Hayır, ondan da eşyalar ondan, çok ondan. Yorgun. Kaldırayım sana şundan. Sana da anlatayım. Yer sofrasında bir modern bir hava da var bu. Evet. Ben onu diyecektim. Bu kadar. Bardaklarımızla. Köyde bunlarla içiyorsunuz galiba. Köyde? Bunlarla içiyorsunuz. Neden yani olmasın? Neden olmasın? Modernliğinde yeresel yöresel birleştirilmiş. Yer sofrası harika. Bunu çok özlemişiz. Gerçekten iyi geldi. Çok yemişimdir yer sofrası. Şöyle tereyağımızı da döküleyim şöyle. Öyle mi? Tereyağı da kendi şeyin, kayınvalidem gönderdi yine. Kendi hayvanlarının. Maşallah. Organik bir masa değerli izleyenler. Ya, çok konuşuyor. Sağ olasın Çiçekçi. Akacak. Hemen servis et yoksa akacak. Evet. Şöyle alalım. Kızlar. Direkt oradan önce da şu başlayabilirsin. Evet, hiç evet. Sıkıntı yok. Buradan başla. Fakat yöresel yapmışsın ama burada farklı mesela şehriye salatasını karışık görüyorum. Tiramisu görüyorum. Evet. Tiramisu değil mi? Yok, evet. Bir de gayet modern bir yeni gelin sunumuyla. Pizza da var. Pizza da Ardahan'da. Pizza poğaça. Meşhur mu? Yok bu bizim sizin olan. Pizza Ardahan'da meşhur mu dedi Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım çok alemdi gerçekten. O pizza bile değildi ki, üzerine zeytin konulmuş bir poğaçaydı. Kız her şeyi yapmış vallahi. Niye böyle yapıyorsunuz? Sizi mutlu etmek için. Canım ben yer sofrası. Çok güzel yer sofrası ama böyle daha... Modernize edilmiş biraz değil mi? Bu kadar modern olmasaydı çok daha güzel olurdu. Sen yani. O zaman yöresel sofra davetiydin. Mesela buna evet. Gerek yoktu. Sofra bezini yer sofrasında evet. Üstünü alırsın. Örtürüz. Aynen. Gerek yoktu. Yani daha orijinal olurdu. Sen almış mısın?
O zaman alamadım. Ben senin hiç almadığını düşünerek ben sana peşte getirdim. Alamadım çünkü çok küçük geldi. Yok zaten hani pembe ya, masaya da uymamış. Masaya da uymamış. Keşke hiç koymasaydın zaten. Biz normalde de sofra bezini üstüne koyuyoruz. Masaya uymamış derken yani nasıl? Kızlar lütfen pembe. Ama koymuş kullanalım. Yanlarına uydurmuş işte. Daha ne istiyorsun? Yanlarına koymuş o da. Bardaklarına uydurmuş. Bardakları da pembe. Ben kullandım zaten. Normalde masa örtün falan var fakat... Yani tabii vardır, istediğim için vardır. Farklı bir şey yapmak evet, istemiş. Evet. Gelin evine özgü. Biz de gelin evinde rastladığımız bir sunum çeşidi değil. Biz de çok arzu ettik, mutlu olduk. Çok teşekkür ederim Çiçek Gelin adıma. Ben olsun. De söyle hayatım. Şunları çok beğendim. Neden biliyor musunuz? Çünkü rose gold. Rose gold'u bilmiyorum seviyorum. Sabah takımını beğendim ama böyle şey beklerdim. Hani ne denir bakır mı böyle? Öyle bakır. Yok maalesef. Ya da sizin yöreye. Yoğun olduğum için. Var ya öyle olsaydı. Memleketi Ardahan'da. Öyle olsaydı sofra çok güzel olurdu. Gerçekten gitseydim orada hep var gelmişim. Bir şey soracağım. En sevdiğin renk pembe mi? Yoksa sadece o dönemlerde onlar moda değil mi? Çünkü mesela bardakta var. Evet. En sevdiğin renk pembe. Hem tamam. En sevdiğin renk pembe. Tamam. Seviyorum yani. Aslında bir şey eksik bu sofrada. Ne? Bu. Mum. Evet. Şurada var hemen isterseniz eğer. Getirelim evet. Diyorsun mum eksik ha. Evet. Mum aradın yani. Şu masada mumu aradı mı gözün? Ya aslında yer sofrasında aranmaz. Çünkü bu tabaklara, bu bardaklara, bu kaşıklara yani ararım. Hanımlar gönderiyorum size mumları. Bak mumumuz da varmış. Siz ağzınız. Ne kadar güzel bir şey ya. Evet hafif değil mi? Her yerde bir sarma. Sarma tuzakla. Bunun adı neydi? Hengel. Mantı gibi mi yapılıyor? Evet. Bu karsa evet. Özel hengel. Evet. İçinde kıyma yok ama yok, sadece boş. Hamur. Evet evet. Boş oluyor. Şu pişi mi? Ne o? Tatlı gibi bir şey mi yoksa? Lokma. Ha şu İzmir tatlısı oluyor sanırım onun gibi değil mi? Tuzlusu şey, ama galiba. Bu tuzlu, mumumuz da geldi. Mumumuz ne? Ortaya. Çiçek şimdi şu ortayı alalım ama serviste zorlanmasın. İsteyen var mı? Lokma. Lokma. Olur. Bir tane alabilirim. Şöyle koyayım mı? Lokma. Oldu mu? Şöyle. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şimdi daha bir tarz oldu. Farklı bir şey yaptık. Teşekkür ederim. Onu da oraya koyalım ya da böyle olur. O sofrada mum eksikti o tabaklara, o bardaklara. Bir mum eksikti onu da koyduk tam oldu. Ben memnunum vallahi. Memnun olanlar. Oh, hangilerini siz yaptınız? Çiçek Hanım. Hangilerini siz yaptınız? Tavuklu göbek salatayı ben yaptım. Bunu komşum İsmail yaptı. Meyve suyunu ben yaptım. İsmihan. Gelin boçasını ben yaptım. Ha. Suna ablam yaptı. Brownie kurabiye. Pişi halam yaptı. Kazı ben yaptım. Bulgur pilavını ben yaptım. Oo. Böreği ben yaptım. Keteyi ben yaptım. Hengeli ben yaptım. Kazı sen mi yoldun? Evet. Yoldun. Evet. Aha. Yolmuyorsun yani. Kazı doğuruyorsun, dörde bölüyorsun. Tabii. Parçalıyorsun, köyden geldi dedin ya. Yok, kaz geliyor. Şeyi geliyor. Bütün geliyor. Ben onu bölüyorum çakla. Ben böyle falan diye bekliyorum. Yani bayağı. Bir kazı koymak isterdim ama hem yerim alan olarak küçük hem de şey. Bu kadar büyük tencerem yok ve uzun süre pişiyor. Yani 200 saat Tabii geç pişiyor. Yani geç pişiyor. Organik de olduğu için böyle hemen pişmiyor bunlar. Örgü açmayı da ben yaptım. Ne diyorsun ya? Tiramisu'yu görümcem yaptı, sarmayı annem yaptı. Yer sofrasında pizza, yer sofrasında cheesecake, yer sofrasında tiramisu. Yani bunlar yer sofrasında olmamalıydı. Fikir güzel yer sofrası ama üstündekiler bu olmamalıydı. Kazın yanında bulgur pilavı mı yeniyor? Evet, kazı evet. Kendi suyuyla pişer. Wow. Şimdi yağı istemeyen varsa ya sadece et. Şu derisi mi? Şu evet. Elimle alayım mı? Tabii tabii aynen aynen. Daha iyi. Olaya girdim. Sen doğru mu yapıyorsun? Evet doğru çok doğru. Zaten bu et. Bakın farkında mısınız? Bunlar hani tavuk eti beyazdır ama evet. Kazınki daha koyu renktir. Düşünmüştüm. Yok kırmızı et gibi. Evet, evet. Bildiğiniz et gibi. Evet. Bak şöyle. Ay vallahi. Bunu kim yolladı? Kayınvaliden. Çok 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 selam gönderiyorum. Her adı şeyime ne? Ait. Hacer. Hacer anneciğim teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Ellerinize diyorum. Emeğinize sağlık. Peynirim, vallahi. Tereyağım, etim, bile nasip sütüm, oldu. Kazım. Her şeyim. Hmm. Hepsi kayınvalidemden. Hmm. Hem de kar görmüş. Evet, ben de kar görünce ne oluyor aslanım? İçerisindeki mikrop mu diyor, dökülüyor? O şekilde mi? Et daha iyi. Bir de lezzetli oluyor. Ve lezzetleniyor. Daha İsteyen var mı kızlar? Ben aynen. Alabilirim karslı olarak. Biz kaza daldık gittik sofra takımının ne kadar olduğunu sormayı unuttuk. Evet, hadi. Evet, yemek takımı ne kadar? Yemek takımı 3500 TL. Tek yemek takımı evet, mı? Evet, hı. Ben ona takım olarak da ayrıyeten
8000'e aldım. İçinde çatal kaşık bıçağım, çelik tencerem, beyaz şey küçük ev aletlerim, su takımım, granitlerim. Yemek takımın 3500. Evet. Bence pahalı. Bu model. 3 yıl önceye göre bence pahalı. Özel bir seri. Şu an daha da pahalı hatta. Evet. Çok fazla pahalı. Çok pahalı. Yani. Ama yemek takımı da çok uygun değil zaten. Evet, yani. Evet. Bu özel olduğu için bir pahalılardı. Evet. İsteyen varsa bulgu pilavı kas. Yok ben yedim. Bulgu pilavı sana mı? Yok. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sen de kendin de al aşkım. Pilavını kazın suyuyla mı yaptınız? Kazın suyuyla. Oh, çok ağır. Çok mu ağır geldi? Ben ilk kez kazıyorum. Çok ağır geldi. Ya. Bulgur ağır geldi. Bu suyuyla yapılır zaten. Ya bulgur değil. Kaz. Allah. Bu yenir ya. Ağır geldi bana. Ben de dolu olduğum için yer sofrasını seviyorum. O ayrı bir şey. Ama yer sofrası kullanıyorsan o tabaklar, o kadehler ne alaka? Hoş olmamıştı ama bu arada kaz için teşekkür ederim. Güzelce yedim. Normalde yer sofrası mı yapıyorsunuz yoksa yemek masasında mı yiyorsunuz? Yemek masasında da kullanıyorum. Normal yer sofrasını da kullanıyorum. Sonra sehpa tarzı şey de kullanabiliyorum. Değişiyor yani. Ben bile hala yer sofrasında yediğim oluyor. Benim de çok seviyorum. Ağrançıyız ya. Yerde böyle yayılmak istiyorum. Yemek yedikten sonra şöyle ayaklarımı uzatıyoruz böyle mesela. Sanki daha... yer sofrası daha mı az yemek yeniyor? Hani böyle iki büklüm olduğu için daha çabuk doyduğunuzu mu hissediyorsunuz? Yemekler oturuyor mu acaba? Bence daha çok yenir. Yani daha böyle rahatsız yenir. Tam olduğu için bence de biraz daha çok yenir. Hangisi söyleyeyim daha az yediriyorsa eğer onunla yiyelim ondan sonra. Bence de onu bir araştıralım. Uzak doğuda da çünkü böyle yerde yerler biliyorsunuz değil mi? Daha alçak yerde. Çinliler uzak doğuda. Uzak düzsüz. Valla yerdeyken hiç az yiyor gibi görünmüyorsunuz. Bence fazla yediriyor. Vişne komposusundan isteyen varsa eğer verebilirim. Siz mi yaptınız? Hem ben yaptım. Bakalım mı tabii? Tabii. Ben bugünün fotoğrafında bu güzel geleneksel masadan istiyorum. Şöyle çiçekçim. Hemen. Hadi kızlar, objektife bakalım. Nereye bakıyoruz? Buradayız. Ver şunu da keseyim, rahat et. Ver şunu keseyim. Beklediğim sahne. Bakın yörümceciğim nasıl yapmış. Sağ ol yörümceğim. Çabuk. Ellerine sağlık yörümcenin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi senin o güzel nanenden nane çayı yap bize. Tamam olur. Tamam mı? Hı-hı. Şöyle düğününü, kınanı, istemeni, sözünü hepsini izleyelim. Tamam, olur. Hadi geçelim bakalım.